Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz yeni nesil Wi-Fi 6 desteği sunan TP-Link'in Archer AX50 router modeli. Öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar, bugünkü inceleme konuğumuz bir router, yani hali hazırda kullanabilmek için evinizde aktif bir internet bağlantısı olması gerekiyor. O interneti alabilmek için de tabii ki bir modeme ihtiyacınız olması gerekiyor. Girişte söylediğim gibi bu ürünün en önemli noktası yeni nesil Wi-Fi 6, bir başka deyişle de 802.11ax desteğini bizlere sunuyor olması. Birazdan bu Wi-Fi 6 ile beraber hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? Bir önceki nesil olan 802.11ac'ye göre ne gibi farklılıkları var? Onları anlatacağım. TP-Link'in aktardığına göre Wi-Fi 6 destekli ürünler arasında nispeten daha uygun fiyatta olacak. Şu anda baktığımda ne yazık ki henüz Türkiye'de bir satış fiyatı yok ama yurt dışında baktığımda yaklaşık 140 dolar seviyesinde Amazon.com üzerinden satın alınabiliyor. Önümüzdeki günlerde zaten Türkiye'de de satışa çıkacaktır bizdeki inceleme örneği. İsterseniz her zaman olduğu gibi incelememize ürünün tasarımıyla başlayalım. Genellikle A ürünlerinin tasarımları sıkıcı olur ve üzerine de çok fazla konuşacak bir şey olmaz. Ama nispeten yeni nesil bir ürün olduğu için Archer AX50 modeli hem üst tarafındaki şu X işaretini andıran siyah yapısı hem de genel görünüm itibariyle bence hani A ürünleri arasında güzel görünen modellerden bir tanesi olmuş diyebiliriz. Üzerinde şu anda da görebileceğiniz gibi 4 tane beamforming teknolojisini destekleyen Wi-Fi antenleri bulunuyor. Bu antenler sayesinde ve tabii ki beamforming teknolojisi sayesinde kapsama alanı bu teknolojiyi barındırmayan A ürünlerine göre çok daha geniş. Evinizde kullandığınızda eğer çok ciddi araya giren duvarlar vesaire yoksa diğer ürünlere kıyasla daha geniş bir kapsama alanı alabileceğinizi, görebileceğinizi söyleyebilirim. Ürünün ön tarafında klasik güç, Wi-Fi bağlantıları ve kablolu bağlantıları durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman soldan sağa doğru adaptör girişi, ürünün açma kapama tuşu, 1 tane gigabit WAN portu, 4 tane gigabit LAN portu, 1 tane USB tip A formunda USB 3.0 bağlantısı, WPS ve Wi-Fi tuşu ile beraber reset ve LED tuşu bulunuyor. Buradaki USB 3.0 bağlantısı sayesinde ağa dahil etmek istediğiniz depolama ürünleri olabilir, yazıcı gibi farklı ürünler olabilir. Fiziksel bağlantıyla direkt olarak buradaki USB bağlantısı üzerinden bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında tasarımında çok fazla konuşmamız gereken başka bir detay yok. Ürünün kurulumu benim daha önce birçok TP-Link modelinde anlattığım hem Android hem de iOS işletim sisteminde bulunan Tether isimli uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor ve ben kurulumu yaparken ekran kaydı aldım. Yaklaşık 4 dakika falan sürdü ürünü fişe takıp tamamen çalışır duruma getirmem. Çok kısa bilmeyenler için nasıl kurulum yapıldığından da söz edeyim. Tabii ki ilk olarak ürünümüzü adaptör girişini kullanarak prize bağlıyoruz. Daha sonra WAN portunu kullanarak bir Ethernet kablosuyla modemimizle bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ardından Tether uygulamasına giriş yaparak gerekli yönergeleri zaten Türkçe bir şekilde size uygulama veriyor. Hemen ürünün arkasında bir tane SSID'si ve şifresi bulunuyor. Bu kablosuza bağlanarak bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz ve söylediğim gibi yaklaşık 4 dakikalık bir süreçte ürün tamamen kullanıma hazır duruma geçiyor. Tether uygulaması sadece kurulumda değil, birazdan anlatacağım hem router modelinin ihtiyaç duyduğunuz farklı özelliklerini kişiselleştirebilmek hem de TP-Link'in HomeCare adını verdiği bir paketi var. O paketi kullanmak için de sizin işinize yarıyor. Birazdan ne gibi özellikler sunduğunu anlatacağım. İsterseniz asıl konuşmamız gereken konuya gelelim. O da Wi-Fi 6 desteği. Biliyorsunuz yıllar geçtikçe Wi-Fi teknolojileri yenileniyor ve hayatımıza bu yeni Wi-Fi teknolojileri hem ağ ürünleri noktasında hem de kullanmış olduğumuz İnternet bağlantısına sahip akıllı telefon, dizüstü bilgisayar gibi cihazlarda yeni modeller geldikçe hayatımıza giriyor.
Wi-Fi 6 desteğinin aslında kapasite, hız ve bununla beraber düşük gecikme süresi olmak üzere 3 başlıkta kullanıcılara sağladığı bir önceki nesle göre 802.11ac'ye göre birçok farklı avantajı var. Bunlardan ilki 802.11ac'ye göre 4 katlık daha yüksek bir kapasiteyi bizlere sunuyor. Bunu da OFDMA teknolojisi ile birlikte yapıyor. Kapasiteden kastım ne diyecek olursanız, bu bahsetmiş olduğum OFDMA teknolojisi sayesinde aynı anda 256 cihaza kadar bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizim şu anda gündelik hayatımızda kablosuz olarak internete bağlanan cihaz sayısı çok arttı. 3-4 kişilik bir ailede, bir evde kaldığınızı düşündüğümüzde hepimizin artık akıllı telefonu var, dizüstü bilgisayarlarımız var, eğer kullanıyorsanız tablet var, akıllı televizyon var, daha sayabileceğim farklı ürünler var. Hal böyle olduğu için Wi-Fi 6 ile beraber artan kapasiteyle birlikte verimlilik de artıyor arkadaşlar. Siz 802.11ac kullanan bir ağ ürününe evinizdeki 15-20 cihazı aynı anda bağladığınızda aldığınız stabil performansla Wi-Fi 6 ürününe bağladığınızda aldığınız performans bu kapasite farkı nedeniyle aynı olmuyor. Tabii ki şu anda Wi-Fi 6 teknolojisi daha yeni yeni hayatımıza giriyor. Hem üst düzey yeni çıkan dizüstü bilgisayarlarında var, hem yine üst düzey yeni çıkan amiral gemisi modellerde var. Ama 802.11ac'de olduğu gibi belli bir süre sonra sadece pahalı üst düzey ürünlerde değil, yavaş yavaş orta segment ürünlerde de bu Wi-Fi desteğini almaya başladığımızda artık o geçiş süreci tamamlanmış olacak ve bu Wi-Fi 6'nın bize sağlamış olduğu bir önceki nesle göre olmayan avantajları artık hepimiz rahat rahat deneyimleyebiliyor olacağız. Bu arada söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sadece Wi-Fi 6 destekli bir modem veya router alarak bu avantajların tamamına erişemiyorsunuz arkadaşlar. Bu teknolojiyi kullanan ürünlere sahip olmanız lazım. Yani bir dizüstü bilgisayarı kullanıyorsanız onun da Wi-Fi 6'yı desteklemesi lazım. Benim şu anda önümde görmüş olduğunuz Asus dizüstü bilgisayarında mesela bu destek var. Ama eğer bu destek olmasaydı, routerınız Wi-Fi 6 desteklese bile bahsetmiş olduğum faydalardan yararlanamayacaktınız. Bunun da altını çizeyim. Kapasiteyle beraber tabii ki en önemli noktalardan biri hız. Kablosuz noktasında tabii ki yine çift band desteğimiz var. Ancak 5 GHz'de 2402 megabit, 2.4 GHz'de ise 574 megabit hızlar alabiliyoruz teoride. Ki bunlar önceki nesil 802.11ac ve 802.11n teknolojilerine göre önemli derecede çok daha yüksek hızlar. Bir de yine çok önemli olan bir konu gecikme süresi arkadaşlar. Wi-Fi 6 ile beraber çok ciddi anlamda gecikme süreleri düşüyor. Bu da günümüzde kablosuz olarak akıllı telefonunuzla bir ağ ürününe bağlanıp oyun oynuyorsanız ya da gecikme süresinin önemli olduğu farklı işler yapıyorsanız yine bir önceki nesle göre ciddi anlamda hayatınızı değiştirecek önemli bir teknoloji. Ben bu Archer AX50 modelini ofisimizde kullanmış olduğumuz Fiber Türk Telekom ağına bağladım. Bir hız testi gerçekleştirdim. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz Türk Telekom fiber hattı 100 megabit indirme ve 4 megabitte upload hızı sunuyor. Yapmış olduğum speed testte ekran görüntüsünü şu anda görüyor olacaksınız. Tam 100 megabit indirmenin tamamını, 4 megabit yükleme hızının da yine tamamını alabildik. Biliyorum bazı Türk Telekom abonelerinin hızları upload tarafında arttı ama bizim 4'tü, 4 kaldı. Bizi unuttular herhalde, arttırmadılar. Bu hızların tamamını alabiliyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ne yazık ki Wi-Fi 6 modellerinin inceleme videolarında az önce saymış olduğum bu avantajları çok iyi bir şekilde size gösterebileceğim bir yöntem yok. Yani ben az önce yapmış olduğum, size söylemiş olduğum hız testini 802.11ac destekli bir router'da veya modemde de yapsaydım 3 aşağı 5 yukarı aynı hızlara ulaşacaktım. Ama işin içine aynı anda bağlanan 50 cihaz girdiği zaman oradaki stabilite farkı belirleyici oluyor ve bu birebir çok fazla videoda gösterilebilecek bir şey olmadığı için ne yazık ki bu yapmış olduğum kullanım testlerini sizlere gösteremiyorum. İsterseniz son olarak kurulumda kullanmış olduğumuz Tether uygulamasından da bahsedelim. Tether uygulamasını kullanarak routerınızı çalışır hale getirdikten sonra bu uygulamaya girdiğinizde
Aktif olarak şu anda kablolu veya kablosuz olarak ağınıza kaç tane cihaz bağlı? İstiyorsanız misafir ağı oluşturup o misafir ağına bağlı cihazları görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla beraber çalışma modunu yine router'ınızın değiştirebiliyorsunuz. Burada iki tane seçeneğiniz var. İsterseniz normal router modu olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de access point olarak kullanabiliyorsunuz. Kablosuz ağ ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İsmini, şifresini vesaire vesaire ve bununla beraber TP-Link'in HomeCare adını verdiği ve içerisinde 3 farklı özelliğin olduğu paketi kullanabiliyorsunuz. HomeCare'in içerisinde dahili bir antivirüs var. Eğer isterseniz gelecek tehlikelerden korunmak amacıyla bu antivirüsü aktif ederek TP-Link'in dahili sunmuş olduğu güvenlik özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Ebeveyn kontrolü var. Bunu ben daha önce yine TP-Link'in birçok ürününde anlattım. Çocuğunuzun yaş seviyesine göre belirleyebileceğiniz farklı ebeveyn kontrolleri var ve siz bu ebeveyn kontrol ayarları içerisinden çocuğunuzun kaç saat internet kullanacağından hangi sitelere girip hangi sitelere giremeyeceğine kadar her şeyi seçebiliyorsunuz. Özellikle çocuklu aileler için gerçekten çok faydalı özellikler sunuyor. Bir de yine özellikle oyunculara hitap eden Kios diye bir HomeCare'in özelliği var. Bu da ihtiyaç duyduğunuz anlarda bir uygulamanın daha fazla, daha iyi performans alabilmesi için öncelik atıyor. Örnek verecek olursam bir oyuncusunuz, herhangi bir online oyun oynuyorsunuz ve bu online oyunda işte siz bir atıyorum turnuva vesaire yapacaksanız internetin çok stabil ve hızlı bir şekilde size gelmesi gerekiyor. Bu özelliği kullanarak bir öncelik atıyorsunuz ve atamış olduğunuz bu öncelik sayesinde internetin daha performanslı noktası bu oyuna veya kullandığınız bir uygulamaya gidiyor. Tether uygulamasının da avantajları bu şekilde. Ürünün henüz Türkiye fiyatı olmadığı için Türkiye fiyatı üzerinden bir yorumlama yapmam mümkün değil. Ama takdir edersiniz ki zaten her yeni ürün segmentinde olduğu gibi Wi-Fi 6 ürünlerini de şu anda tepe modelleri olarak görüyoruz. Ve fiyat olarak Türkiye'de satışa çıktığında tahmin ediyorum ki şu andaki yurt dışında işte 140 dolar olduğunu düşündüğümüzde 1000 lira civarında, 1000 liranın biraz daha aşağısında bir fiyatta gelecek. Yavaş yavaş hayatımıza adapte olacak bir teknoloji olduğu için belki bugünlerde almanız biraz erken olabilir. Ancak önümüzdeki dönemde 2020'nin sonlarına doğru hem dizüstü bilgisayarlar, hem akıllı telefonlar, hem de diğer ürünler iyiden iyiye Wi-Fi 6 kullanmaya başlayacağı için eğer Wi-Fi 6'nın bu saymış olduğum 802.11ac'ye göre olan avantajları sizin hayatınız için önemliyse gerçekten internet konusunda çok rahat edeceğiz ileride Wi-Fi 6'nın hayatımıza girmesiyle beraber. Genel olarak TP-Link Archer AX50 modelinin de bize sunmuş olduğu özellikler bu şekildeydi. Varsa sorularınız ve yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.